Merhaba dostlar. Bugün Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar bölümündeyiz. Mehmet Emin Kayserli hocamızla Sultan 8'inde oturacak ve Erzurum sohbeti yapacağız. Sadece Erzurum değil elbette, resmi konuşacağız, sanatı konuşacağız. Müzik olacak sohbetimizde. Keyifli bir söyleşi olacağını zannediyorum. Bakalım neler bekliyor bizi. Hep birlikte seyredeceğiz. Şimdi Mehmet Emin Kayserli, özellikle Kayserli soy isim insanın aklında ister istemez farklı çağrışımlara Kayseri'ye giderek sebebiyet veriyor. Oysa sizi bilenler Erzurumlu Hasan Kale'li olduğunuzu evet. Biliyorlar. Şimdi Hasan Kale, Kurnuç Köyü ya da ve resim. Evet. Yani nereden bu resim sevgisi ortaya çıktı, nasıl oldu? Yani köyden çıkmış birisi olarak hakir görme anlamında söylemiyoruz. Yani bana da bugün sorsalar o oğlun kızın ne olsun diye benim aklımdan asla resim hocası olsun demek geçmez. Kimi doktor der, kimi avukat der, kimi başka bir şey öğretmen der. Siz ressamsınız. İyi de bir ressamsınız. Evet. Evet, sevgi, bu tutku, bu bağlılık nereden geldi, nasıl gelişti? Şimdi öncelikle tabii sanatın hemen hemen her dalı, her kişide var olduğuna inanan bir insan. Evet. Gerek çevrenin, gerekse almış olduğu kişinin eğitimi ister istemez olumlu ya da olumsuz katkılar sağlayabiliyor. Örneğin bugün Roman vatandaşlarımıza baktığımız zaman hemen hemen ya biri bir enstrüman çalar, ya biri işte bir söyler, okur. Şimdi tabii çevre bu anlamda çok çok belirleyici, yani yönelimde. Sanatta da böyle, belki özellikle resim sanatında bizim ülkemizde baktığımız zaman gerek ailelerin, gerekse toplumun, belki çok istendik düzeyde bir desteği olmasa da artık tabii günümüzde yavaş yavaş bu kırılmaya da başlanıyor. Şöyle bir örnek vereyim. Resimle ifade etme duygusunun her kişide olabileceğine dair. Bugün 2 ya da 2,5 yaşındaki bir çocuk kalemi alır, duvarlara resim çizmeye başlar. Aile bilakis anne veya baba, oğlum, evladım ya da kızım duvarları çizme, işte kirletiyorsun gibi bir takım telkinlerine rağmen o çocuk kendini resimle ifade etmeye kalkar. Ama ne acı ki Öztürk abi, özellikle bizim eğitim anlayışımızda adeta kavun karpuz seçer gibi senin resmin iyi, seninki kötü şeklinde kriterize ya da kategorize ettiğimiz zaman maalesef çocuklar, ki en önemli belirleyici önce ailedir, daha sonra okulda eğitimcidir. Eğer öğretmen kalkmış da sen yeteneğin yok, senin yeteneğin var şeklinde bir öğrenciye olumlu ya da olumsuz etkiler yapmışsa, özellikle olumsuz anlamda etkiler yapılan öğrencinin daha sonraki süreçlerde de sanata karşı, sanatın herhangi bir dalına karşı da maalesef giderek ilgisi de soğuyor evet. Ve o artık yeteneksiz bir haline geliyor. Dışarıdan bakarak yani gözlemleme yoluyla bir insanın yeteneği keşfedilebilir mi? Tabii ki yani biraz önce söylediğim gibi sanata özellikle çocukları eğer galerilere, müzelere ya da bir sanat etkinliğine anne baba ya da çevre teşvik edebiliyorsa çocuk da doğal olarak ister istemez bu tür etkinliklere karşı
biz içinde ilgi, bir sempati geliştireceğiz. Sizde nasıl gelişti o ilgi? Şimdi ben de çok farklı, Allah rahmet etsin bütün geçmişlerimizi. Benim bu anlamda en büyük desteklerimden biri dedem olmuştu. Evet. Dedem, Allah rahmet etsin. Şimdi tabii belki dedeminki de artık vazgeçemeyeceğini, önüme geçemeyeceğini ben de ister istemez... Pes etmiş gibi mi? Pes etmiş gibi, evet. Yani müziğe de karşı benim hep bir ilgim oldu. İşte resme karşı da her zaman çok yoğun, küçük yaşlardan beri ilgim oldu. Fakat işte biraz da böyle ataerkil, daha kırsal temelli ailelerde bu tür yönelimlere, hele ki köyde işte özellikle doktor olsun ya da bir işte vali olsun, kaymakam olsun gibi hep aile büyüklerinin beklentileri vardı. Belki de dedeminki dediğiniz gibi pes etmeydi. Artık önüne geçemiyoruz. Bari hiç değilse bir şekilde destek olayım şeklinde sağ olsun. Artık son dönemler, özellikle lise yıllarında sağ olsun çok büyük destekleri olmuştur. Tabii iyi bir şans, iyi bir eğitimciye, eğitimciyle karşılaşmakla ilgili aslında bir durum. Ben ilkokul 1'de, Büyükdere, yani işte eski adı Kurnuç malum biliyorsunuz. İlk daha derse işte girdiğimizde ben hatırlıyorum. Artık nereden de gördüysem bilmiyorum, öyle çöpçü falan da köyde pek görme ihtimalim yok. Büyük ihtimalle de herhalde kitaplardan demek ki gördüm, bilinçaltıma o yerleşmişti mutlaka. Bir sonbahar resmi çizmiştim. Resim de şu anda ilk çizdiğim o sınıfta, resim de gözlerimin önünde. Tabii öğretmen aldı bütün sınıfa, arkadaşlarıma, çok güzel olmuş, harika olmuş diye yüreklendirdi. Ve daha sonraki süreçlerde tabii biraz çok şükür şimdi gerek eğitim fakültelerimizden, gerek güzel sanatlar fakültelerimizden, malum şimdi genç öğretmen adayı arkadaşlarımız var, hepsi pırıl pırıl, ki daha umutla, daha bir efendim gururla bakabiliyoruz geleceğe. O dönemde yoktu benim resim öğretmenim. Ben 23 Temmuz ortaokulunda okudum, ilkokulu da Gazi İlkokulu'nda okudum. Tabii artık Gazi İlkokulu'nun maalesef o güzelim binası, maalesef o taş binası artık yok. O da başka bir güzel. Resmin özelliği de o olsa gerek yani. Evet. Bir şeyler yaparak bugünün var olan değerlerini geleceğe taşımak. Evet, kesinlikle. Çünkü Özgür abi, şimdi her sanatçıyı mutlaka besleyen, gerek müzik, gerek heykel, gerek resim, besleyen mutlaka kaynaklar vardır. Bizim kaynaklarımız geçmişimizin kültürel değerleridir. Bir de Erzurum çok... Hele ki Erzurum, İpek Yolu'nun en önemli, en büyük buluşma noktası, en önemli kenti, ki Asya'ya ait, efendim, daha işte Arap veya Fars, birçok kültürü taşıyabilme, taşınabilme olanağını bulmuş bir kent. O anlamda çok önemli bir kültür şehri. Tabii ister istemez özellikle kaynaklarımızı çok iyi muhafaza etmemiz lazım. Belki yakın bir gelecekte çok daha bilinçli, mutlaka kıymetini çok iyi bilecek olan nesillerimiz gelecek. Ben bundan ümidim çok sonsuz. Kişideyse onlara, geçmişimize ait... Yani şimdi zamanın neresinden dönerseniz kârdır misali. Evet. Bugüne kadar yapılan yanlışlar her neyse yapılmış. Evet. Düzeltme şansımız da artık yok bir şekilde. Hiç olmazsa bundan sonra mevcut olanı korumak, korumamak, evet, gözetmek en güzeli bu olsa gerek diye düşündüm. Kesinlikle. Şimdi resimlerinizde doğal olarak tabii Erzurum teması, evet, ön plana çıkmış bir şekliyle. Nelere dikkat ediyorsunuz fırça sallarken?
yani boya seçiminden, konu seçimine varıncaya kadar nedir sizi cezbeden, ilham denilen o tılsımlı sözcük sizi nasıl harekete geçiriyor yani? Şimdi gerek renk, gerekse biçim açısından mutlaka biraz önce söylediğim gibi sanatı, sanatçıyı besleyen kaynaklar vardır. Bu belki bazen burada olduğu gibi örtüşük olarak ortaya çıkabilir. Bazen de biliyorsunuz ben özellikle son 7-8 yıldır Sunuboy'a çalışmaktayım. İşte realist görüntüler tabii. Çoğunlukla da %80'ini hep Erzurum'dan aldığım konularımı, çalışmalarımı. Tabii buradaki çalışmam biraz daha lirik, daha soyutlama diyebileceğim bir çalışma ama tabii burada da yine o Erzurum var. Erzurum'un işte kışı var. Yine o benim mahalle başında Veys Efendi'de oturduğumuz o evin o turkuaz boyası var. Mutlaka rengi var. Tabii burada artık renk halini almış. İşte o belki silüet halinde çok arkada görünen o evlerimiz ya da ne bileyim işte bizim toprağımıza ait yani. Biz buradayız biz buradayız. Peki şimdi öğrencileriniz mutlaka yani sizden ilham alıyorlardır ama bir de bu ekranlar vasıtasıyla, sosyal medya vasıtasıyla resmi ilgi duyanlara çok detaya girmemek kaydıyla önerileriniz neler olabilir? Şimdi öncelikle tabii şimdinin gençleri ve öğrencileri şanslı. Ben hep bazen derdim, yani bir Güzel Sanatlar Lisesi, inanın ayda olsaydı, Mars'ta olsaydı ne yapar, ne eder, bir şey o uzay aracına tutunup bir şekilde giderdi. Tabii çok, bu çok büyük bir şans. Gençlerimiz için. Bir de tabii Erzurum'a ayıran bir önemli özellik, Erzurum'un insanının çok duyarlı olması. O karın, yağan karın kendi içindeki ton farklarını, o duyarlılığı, bu şehrin insanı daha doğuştan itibaren görüyor. Renge karşı da, biçime karşı da, her şeyde. Öncelikle ben şunu tavsiye ederim. Biraz önce onu söyleyecektim. Ortaokulda resim öğretmenim olmadı maalesef. Çok ya da çok az bir 3 aylık bir süre hocamızın tayini çıktı. Lisede maalesef gene böyle bir şans bulamadık. Ama şimdi çok şükür yani pırıl pırıl gençlerimiz yetişiyor, geliyorlar. Bütün okullarımızda artık işte görsel sanatlar, resim öğretmenleri, müzik öğretmenleri, bütün alan öğretmenleri var. Ve bu derste bilinçli yapan hocalarımız var. Öncelikle tavsiyem, bu duydukları ilgiyi branş öğretmenlerine karşı biraz daha göstersinler ve onlara karşı da açık olsunlar. Evet, ben müzik bölümüne, resim bölümüne gideceğim desinler. Ben ressam olmak istiyorum desinler. Mutlaka çok iyi biliyorum ki o duyarlı, o bilinçli öğretmenlerimiz de onlara yardım edecektir. Erzurum da bu anlamda çok şanslı bir şehir. Evet. Güzel Sanatlar Lisesi var, Güzel Sanatlar Fakültesi var. Efendim, işte malum bizim benim de görev yaptığım Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi'ne Güzel Sanatlar Eğitimi bölümü var. Yine mesela müzik için konservatuvar var. Çok büyük yani Erzurum'da bu anlamda olanaklar var. İnşallah bu anlamda da gençlerimizin bütün o arzuları, o hedefleri rahatlıkla karşına yeter ki istesin. Evet, şimdi hocam, yani diyelim ki sizin gibi resim sanat ya da bir başka sanatın herhangi bir dalına ilgi duyan, kendini o alanda geliştiren insanların sanatın diğer dallarına da ilgi gösterdiği, zaman zaman uygulamalarıyla da bu işin çalışmaları ortaya koyduğu biliniyor. Evet. Siz ressamsınız ama aynı zamanda hoş da bir sesiniz var. Teşekkür ederim. Yani, sohbetimizin bu bölümünü şöyle bir türkü dinleyerek
renklendirsek daha da renklendir. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Eyvallah. Teşekkür ederim. Dilimin döndüğünce, elimin yettiğince okumaya, çalmaya çalışacağım. Tabii arkadaşlar, değerli arkadaşlarımızın destekleriyle. Bağlamayı aldık kucağımıza. Saz da söz de sizin olsun. Dinleyelim, ondan sonra sohbetimize devam ederiz. Buyurun. Bursa'da da Gaziantep'te kısa bir süre görev yaptım. Daha sonra Bursa'da, Bursa Güzel Sanatlar Lisesi'nde görev yaptım. Daha sonra da 1996'da burada göreve başladım. Erdoğan'da. Bugüne kadar da evet. Burada da yani Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi'nde, evet. Evet. O gün bugün. Evet. Fırça sanıyorsunuz. Evet. Yani ders anlatıyoruz. Kazma olarak, eser olarak ne kadar çalışmanız vardır? Şimdi Özgür, ben ilk sergimi söz vermiştim. İlk kişisel sergimi Erzurum'da açacaktım. Yaşıyorsa Allah uzun sağlıklı ömürler versin. Eğer rahmetli olduysa da Allah benden rahmet etsin. Recep Birsin Özen Bey vardı.
Tabii resim çok çok duyarlı. Evet. Çok yani tam bir İstanbul beyefendisi derler. Hocam da bunu biliyor. 1986'nın Şubat'ında daha 3. sınıf öğrencisiyken ben daha önceden de tabii kafaya koymuştum yani bilgisayar gibi mutlaka Erzurum'da olacak diye. Havuz başında maalesef şimdi tabii çok üzülerek söyleyeceğim. O da çok büyük beni hakikaten her düşündüğümde, her gördüğümde mütesir eder. Bana göre çok plansız ki her Erzurumlu'nun orada bir hatırası vardı. Ya 12 Mart Kurtuluş Şenlikleri izlemiştir. Ya da kendi lisesinin bir müsameresini, bir tiyatrosunu izlemiştir. Halk Eğitim Merkezi'ne evet, bahsediyoruz. Evet. Ve yanında resim heykel galerisi vardı, müzesi vardı. Maalesef o orası yıkıldı artık. İlk sen... Yıkıldı de yani çok şey oldu biraz. Masumane bir fark. Evet, evet. Yok edildi demek evet, daha doğru. Artık evet. Yani. İlk sergimi orada açmıştım. Vali Bey'i açmıştı. Sağ olsun. Hatta rahmetlik dedem de vardı sergide. Tabii benim için de çok hem o anki ambiyanslarıyla hem de serginin ilk sergim olması itibariyle çok çok önemliydi. 26 tane kişisel sergi açtım. Oh, harika. Evet. Tabii bunlardan iki tanesini 96'da daha sonra Erzurum'da yine bir kişisel sergi açtım. Ama çoğunlukla İstanbul'da, Ankara'da, Bursa'da hep bu tür illerde açıyorum. Şu anda da zaten malumunuz sergim devam etmekte. Bursa'da sergim var. Erzurum'u anlatıyorum. Çoğunlukla Erzurum çalışmalarından oluşan aşağı yukarı 50'ye yakın çalışmam var. Devam ediyoruz. Evet. Müziğe ilgin nereden? Şimdi valla müziğe de yani o da tabur yıllardan. Yani çok hoş bir sesiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Dilimize döndüğünce. Ne dersiniz bu ses tonuna? Gayet güzel hocam. Değil mi ya? Ya yanık sesli. Yani dilimizin döndüğünce belki biraz Haniş'ten gazel okuyoruz ama. Evet. Dilimizin döndüğünce. Geçmişte tabii şu da var ama ben Uludağ Üniversitesi resim bölümünün sınavına girerken müzik bölümünde girmiştim. Hı. Müzik bölümünde kazanmıştım. Evet. Tabii bu hep benim içimde bir muhte kaldı. Yani hani ne yardan ne serden misali. Evet. Daha sonra Uludağ Üniversitesi'nin korosunda da bu 4 yıllık süreç içinde en azından o yüreğimdeki o bölümü o tarafta tamamlayayım dedim. Tabii konservatuvar çok kısa süre belediye konservatuvarı süreci oldu. Daha önceden de burada Lütfi Uğurlu Bey yine yönetiminde, yine Halk Eğitim Merkezi'nde Allah sağlıklı ömürler versin ona da. Korosunda hatta şimdi şu anda işte TRT sanatçısı birçok arkadaşımız daha sonra kadro olarak girdiler. Nurlu Akçayır, Bayram Şengül, Abdurrahman Lehimler. Hep o arkadaşlarımız, Okyar Kösegil, hep o korodaydık. İlk orada işte konservatuvar gibi işte. Ya evet, evet orası. Hatta Halk Oyunları Derneği de vardı. Orasıyla böyle bir rekabet demeyelim ama ikisi de Erzurum kültürünü, müziği yaşatmak için.